Herkese merhaba. Themadeal Top Destination serimizin 11. videosundayız. Bu videolarla daha önceden görme fırsatı bulduğum 5 şehirden kısaca bahsediyorum. İngilizce içeriklerde, İngilizce metinlerde geçen kelime ve yapıları öğretmeyi hedefliyorum. Umarım faydası oluyordur. İlk şehrimiz Dubrovnik. Dubrovnik Game of Thrones'un çekildiği yer. Dizide King's Landing, Westeros olarak geçiyordu. Bugün de Game of Thrones soundtrack film müziğiyle bir giriş yaptık. Böyle bir hoşluk yaptık. Hemen başlayalım. The Pearl of the Adriatic, yani Adriatik'in incisi, situated on the Dalmatian coast, Dalmatya kıyılarında yer alıyor. Bütün bu şey boyunca bizim yapmış olduğumuz bu içeriklerde situated kelimesi çok geçti, located kelimesi çok geçti. Dalmatian coast'ta, yani Dalmatya kıyılarında yer alıyor. Became an important Mediterranean sea power from the 13th century onwards. Yani 13. yüzyıldan itibaren bir, evet, Mediterranean, Akdeniz'deki bir güç oldu. Akdeniz'in bir deniz gücü olarak önemli bir rol oynadı. Although severely damaged by an earthquake in 1667, Dubrovnik managed to preserve its beautiful Gothic, Renaissance and Baroque churches, monasteries, palaces and fountains. Evet, Oldu'lu yapıya bakalım. Although severely damaged by an earthquake, yani 1667 yılında ciddi bir şekilde, çok feci bir şekilde depremde zarar görmesine rağmen Dubrovnik bu güzel gotik mimarisini, barok kiliselerini, manastırlarını, saraylarını, bu fountainlarını, çeşmelerini korumayı başardı diyor. Damaged again in 1990s by armed conflict. It is now the focus of a major restoration program coordinated by UNESCO. Evet, 90 yılında Balkan Savaşı esnasında da zarar gören Dubrovnik şimdi UNESCO'nun bir koruma, restorasyon şeyi altında, UNESCO tarafından korunan şehirlerden bir tanesi. Çok büyüleyici bir yer. Böyle kapısından içeri girdiğiniz anda ve başka bir dünyada, yani film setine geldim diye düşünüyorsunuz. Gerçekten de inanılmaz, böyle bir yer dünyada nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Uzun süre kendimize gelememiştik, yani yürürken sokaklarında, caddelerinde tam bir orta çağ kasabasını yaşıyorsunuz. Bozulmamış mimarisiyle ve de büyük de bir yer. Yani böyle arada sokaklar var, yukarıda merdivenler var, hiçbir şey böyle bozulmamış. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Sıradaki şehrimiz Roma. Roma için çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. Tamamen bir tarih. Başlı başına bir tarih. Ve burada gezilecek belli başlı yerleri not aldım. Ve onlardan bahsedeceğim şimdi size. Önce okumaya başlayalım Roma ile ilgili olarak. Roma'dan bahsedelim. Roma is a breathtaking open air museum. Yani böyle breathtaking dediğimiz harika, nefes kesen bir açık hava müzesi. And these are its top sites. Şimdi aşağıda da böyle görülmesi gereken belli başlı yerlerden bahsedeceğim. Birincisi Colosseum. Colosseum is the main symbol of Rome. Yani Roma'nın ana sembollerinden, ana sembolü, esas ana sembolü. And it's an imposing construction that with almost 2000 years of history will bring you back in time to discover the way of life in the Roman Empire. Evet, böyle çok mükemmel, harikulade bir yapı. Sizi böyle geçmişe götüren, böyle bütün o işte Spartaküsler, bu gladyatör savaşlarını bir anda gözünüzün önünde gelmesini sağlayan bir mimari var. Ve içinde de gezilecek tabii ki çok yer var. Sadece oradaki alan değil, aradaki o geçişler, pasajlar görülmeye değer. Diğeri Trevi Mountain, yani bizdeki ismiyle Aşk Çeşmesi. Is the most beautiful fountain in Rome. Tabii, evet, yani en güzel çeşme diyor. Tabii görebilirseniz, yani normalde sezon dışında bir zamanda, yani kışın bile gitseniz önü sürekli kalabalık. Yani çeşmenin önünde böyle bir, yani çeşmenin fotoğrafını bile çekemiyorsunuz o derece. Yukarıdan bir yerden çekebilirsiniz. Measuring some 20 meters in width by 26 meters in height. Evet, 20 metre genişliğinde, 26 metre yüksekliğinde. Trevi Fountain is also the largest fountain in the city. Şehrin en büyük çeşmesi. Sonra olmazsa olmaz tabii ki Vatican City. Città del Vaticano in Italian.
is an independent city-state located in the heart of Rome, ruled by the Pope, Bishop of Rome. Vatikan şehrin tam merkezinde, tam merkezinde, yani kalbinde, Roma'nın kalbinde bağımsız bir şehir devleti. Tabii ki Papa da başında. It is the center of authority over the Roman Catholic Church. Evet, Roma, yani Katolik Kilisesi'nin merkezi olduğunu şurada center of authority olarak yazdık. Gelelim İspanyol merdivenlerine. A magnificent example of Italian Baroque style, Piazza di Spagna is one of the most visited squares in Rome. Evet, İtalyan Barok tarzının bir harikulade örneği, muhteşem bir örneği İspanyol merdivenleri. Roma'da en çok ziyaret edilen meydanlarından bir tanesi. Evet, merdivenlerde sürekli insanlar görüyorsunuz. Merdivende böyle adım atacak yer yok neredeyse. İspanyol merdivenleri de mutlaka görülmesi gereken, yani mutlaka görülmesi gereken demeyeyim ama orası o kadar popüler ki ister istemez merak edip görmek istiyorsunuz. Gelelim Pantheon, completed in 126 AD, was a Roman temple with a surprising oculus that is the building's main source of natural light. Evet, Pantheon'da bu görülmesi gereken tapınaklardan bir tanesi. Üstte de böyle bir göz var. Oculus dediğimiz göz var. Burası da bir, evet, milattan sonra 126 yılında yapılmış bir tapınak. Burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bunu sanırım resimlere almışız burada. Evet, şu sol yukarıda görmüş olduğunuz resim Pantheon. Colosseum onun yanında. Ve hemen o Pantheon'un altında İspanyol merdivenlerini görüyorsunuz. İspanyol merdivenin yanında şeyler, Vatikan'da nöbet tutan askerler. Onun yanında Aşık Çeşmesi'nin bir resmi var. Burada beni görüyorsunuz. yanında da benim yanımda da Kolozyum ve de evet, burada da bir başka bir meydan. Gelelim Floransa'ya. Floransa bana kalırsa Roma'dan daha güzel bir şehir. Hangi şehri ikinci defa görmek istersiniz diye sorsanız ben Floransa'yı tercih ederdim. İlk şurada resimde görmüş olduğunuz yer tarihte ilk futbol oynanan yer. Böyle bir katedral, bir kilisenin önünde boş bir alan var orası. Okumaya başlayalım hadi. Built on the site of the Etruscan settlement, Florence, the symbol of Renaissance, rose to economic and cultural prominence under the Medici in the 15th and 16th centuries. Burada dikkatinizi çekmek istediğim ekonomik ve kültürel önemi olan bir şehir oldu. Ve Medici ailesi burada hüküm sürüyor bu yüzyıllarda. Ondan bahsediyoruz tabii ki, bir de Rönesans'ın şeyi, sembolü olan bir şehir. Devam ediyorum şuradan itibaren. It's 600 years of extraordinary artistic activity can be seen above all in the 13th century cathedral and Santa Maria del Fiore, the Church of Santa Croce, Uffizi and the Pitti Palace. The work of great masters such as Giotto, Brunello Sacchi, Botticelli and Michelangelo. Şimdi bunlar da tabii ki bu kişilerde bu Floransa'daki önemli eserler. Buralarda zaten gittiğiniz zaman görüyorsunuz her tarafta bir şey var. Yani o mimarinin ve oradaki yapıların şeylerin tarzlarından etkilenmemek mümkün değil. Çok güzel bir şehir Floransa'da. Devam ediyorum. Plovdiv. Plovdiv nerede? Plovdiv Bulgaristan'da. Bulgaristan'da Varna'ya gittim. Bir de Plovdiv'e gittim. Plovdiv, ya Bulgaristan'la ilgili olan izlenimlerim aslında çok iyi değil. Bulgaristan'da hani şehirden böyle bir şehir mimarisi itibariyle veya gezilecek görecek yer itibariyle çok fazla bir şey göremedim. Ancak Plovdiv bu istisna olan şehirlerden bir tanesi. Güzel, gezilesi bir şehir. Filibe olarak geçiyor. Yani bizdeki ismiyle Filibe. Onlar Plovdiv diyorlar. Plovdiv olarak biliniyor. Bize de yakın bir şehir. Görülecekse bence burası görülmeli. Okumaya başlayalım. Plovdiv is the second largest city in Bulgaria and the administrative center of Plovdiv district. Evet, ikinci en büyük şehir Sofya'dan sonra ve administrative dediğimiz yönetim merkezi Plovdiv bölgesinin. Plovdiv is the oldest city in Europe and the sixth oldest in the world.
Evet, enteresan bir bilgi geldi. İşte Avrupa'daki en eski şehir ve dünyadaki de en eski 6. şehir. Where life has never stopped. Yani hayatın hiç durmadığı bir şehir, sürekli idame ettirmiş yaşamını. It is estimated that it was founded around the beginning of 6th century BC. Evet, tahminen evet, 6. milattan önce 6. yüzyılda kurulan bir şehir. Having established itself as the Thracian center, the city grew during the times of Philip of Macedonia, flourished in the heyday of the Roman and Byzantine empires, was preserved in the years of Ottoman Empire. Evet, uzun bir cümle, isterseniz bakalım. Şimdi şu yapıları merak ediyorlar öğrenciler. Daha doğrusu bazı öğrenmesi de biraz zahmetli oluyor gramer anlatırken. Bu gerund infinitif konularında geçiyor. YDS YÖKDİL öğrencileri takip ediyorlarsa onlara bir faydası olacaktır. Bakın, having established itself as the Thracian center, yani Trakya'nın merkezi olarak bir önem kazanmıştır. Kendini o şekilde konumlandıran şey Plovdiv. Plovdiv'den bahsediyoruz. Arkasından da the city grew during the times of Philip of Macedonia. Yani arkasından da bakın, şehir bu o sırada, yani Makedonya'nın Filip döneminde ne yaptı? Büyüdü, gelişti diyor. Burada yani bunu yaptı, having established, kendini o şekilde konumlandırdı ve bunu yaptı. Konumlandıran, kendini bu şekilde, yani bir Trakya'nın merkezi olarak konumlandıran Plovdiv o zamanlar büyüdü diye devam ediyor. Arkasından da flourished, gelişti. In the heyday of the Roman and Byzantine Empire. Şimdi güzel bir kelime daha var burada. O da heyday kelimesi. Heyday, bir şeyin altın çağı deriz ya. Hani dorukta, zirvede olduğu zaman. Yani hey gidi günler hey diye şey yapabilirsiniz. Hatırlayabilirsiniz kelimeyi. Heyday, böyle bir şeyin en şey zirve yaptığı zamanlarda ne yaptı? Gelişti. Flourish oldu yani. Gelişti. And was preserved in the years of Ottoman Empire. Bizim dönemimizde de, Osmanlı döneminde de preserved, yani protect, yani korunduğunu söylemiş olduk Plovdiv'den. Peki, sıradaki şehir neresi? Sıradaki şehir değil, daha doğrusu bir ada. Kaş'ın karşısındaki Meis Adası. Meis Adası'na iki defa gittim. İlk gittiğimde de çok sevmiştim. İkincisi ise yüzme amaçlıydı. Yüzme yarışı vardı. Onun için gittim. Meis'e gittik. Arkasından yüzerek Kaş'a geri döndüm. O yüzden Meis'in benim için önemi çok büyük. Çok küçük bir şehir. Hemen bitiyor. Yani fazla bir şey yok. Fazla bir beklentiyle gitmemek lazım. Günübirlik gidebilirsiniz. Veya en fazla bir gece kalınabilir. Ancak öyle tam böyle bir hani huzur dolu, böyle keyif alınacak bir yer. Yani Kaş'a tatile, Antalya'ya giderseniz bir günlüğüne gidilebilir. Bir de gitmeden önce Mediterraneo diye bir, Akdeniz diye bir film var. 91 yapımı. Onu da izlerseniz, o film o adada geçiyor. Yani güzel güzel olur. Öncesinde bir filmi seyrettikten sonra da birazcık orayla bir bağ kurabilirsiniz. Okuyalım. Castellarizo. Niye şimdi Castellarizo diyoruz, onu da söyleyeceğim. Is the remotest island of Greece. Bu Meis Adası Yunanistan en uzak ada, Türkiye'ye de en yakın ada. Bizle arasında 7 kilometre, 7,1 kilometre bir mesafe var. Neden Castellarizo? Burası, bu S'sini unutmuşum burada. Castellarizo değil tabii, Castellarizo olacak. S olacak şurada. Castellarizo, Castle Rosso, yani Castle biliyorsunuz kale, Rosso, roz, kırmızı demek. Yani bunu Kızılhisar diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Böyle kayalıkları kırmızı olduğu için oraya Castellarizo demişler ve Meis olarak çok geçmiyor. Hep oradakiler, yani Yunanistanlıları Castellarizo olarak geçiyor. Okuyalım. According to mythology, the name Megisti derives from the first settler of the island named Megistas. Evet, mitolojiye göre bu kelime nereden türemiş? Şu derive from, türemek demek. Bu adaya ilk yerleşen Megistas isminden türeyen bir isim. O yüzden kimileri işte bu Megisti diyorlar, kimileri Castellarizo diyorlar ama şeydeki adı Castellarizo olarak geçiyor. Evet, the present name Castellarizo derives from the Italian word castello,
meaning castle and rosso meaning red. Az önce Türkçesini söylediğim şeyin İngilizcesi. Castelluzzo ismi derived from ikinci defa geçiyor. Türemek anlamına geliyor. İtalyanca castello ve yani şey castle kale ve rosso kelimelerinin birleşiminden çıkıyor. O da reddish color of the rocks. Reddish dediğimiz kırmızımtırak anlamına geliyor. Adadaki kırmızımtırak kayalardan. Evet, görülmesi gereken önce filmi izleyin, Mediterraneo. Bir de Mediterraneo'nun Mediterraneo ismiyle bir lokanta var yukarıda. Oraya gittiğiniz zaman da orada filmin afişlerini göreceksiniz. Orada oynayan, filmde oynamış olan restoranın sahibiyle sohbet edebilirsiniz. O dönemleri filmin çekildiği zaman size anlatabilir. Karakterlerden hangilerinin oraya hala daha her yaz geldiğinden bahsedebilir. Film izleyenleriniz varsa onların mutlaka konuşmasını tavsiye ederim. Blue Cave, Mavi Mağara diye bir yer var Meis'te. Sabah erken saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü mağaranın suları saat 10'dan sonra yükseliyor. Yani mağaraya 9'dan önce girip içeride yüzüp resim çekip 9 şey olmadan 10 olmadan çıkmanız gerekiyor. Çıktınız çıkamadınız içeride kalıyorsunuz. Evet, yukarıda bir katedral var. Filmi izleyenler anımsayacaklardır. Bir de tabii ki Meis'in çok güzel deniz kaplumbağaları var. Deniz kaplumbağaları her yerde. Çok böyle sıradan bir şey Meis'te. Enteresan, Kaş'ta o kadar görmüyorsunuz. Yani Patara'da yumurtluyorlar ama Meis'e gidiyorlar. Meis'te böyle yemek yerken, balık yerken sağınızda solunuzdan veya yüzerken deniz kaplumbağaları geçebiliyor. Çok sevimliler. Çok da yaklaşmamak gerekiyor. Gerçi biraz şey yapabiliyorlarmış. Sürekli yiyecek beklentisiyle saldırabiliyorlarmış. Evet, şimdi bu videoların sonuna geldik. Temadil Top Destinations videolarının sonuydu bu. 11 tane video çektik. 5'er tane şehir, kimi zaman ülke, ada anlattım. Bunları bu videoların sonundayız. Yani gittiğim yerler bitti. Yoksa daha çekerdik. Birkaç tane daha var aslında gittiğim yer ama onlarda böyle o kadar anlatacağım şey yok. Bir tanesi Varna, bir tanesi İtalya'da Verona vardı. Bir iki tane daha olabilir belki. Belki daha sonraki ileriki zamanlarda tekrardan video çekeriz. İlginize teşekkürler. Beğenenlere, ilgili takip edenlere teşekkürler. Evet, bu da son şeylere bakalım, kelimelerimize bakalım, arkasından bitirelim. Severely damaged dediğimiz böyle çok ciddi bir şekilde, çok feci bir şekilde zarar gördü anlamına geliyor. Preserve kelimesi korumak anlamındaydı. Economic and cultural permanence yani ekonomik ve kültürel önemi anlamında. Administrative center dediğimiz yönetim merkezi. Having established itself as a Thracian center dediğimiz kendini Trakya'nın merkezi olarak konumlandırdı. Flourish dediğimiz gelişmek anlamında. Heyday bir şeyin altın çağı, doruk noktası demiştik. Breathtaking böyle harikulade, nefes kesici anlamında. Top sites böyle görülmesi gereken yerler. Fountain çeşme. Trevi Fountain, aş çeşmesi olarak geçmişti. Biz yani Trevi'nin aşla bir alakası yok bu arada. Located in the heart of Rome, Roma'nın kalbinde, Roma'nın merkezinde derken bunu kullanabiliriz. A surprising oculus, bu Pantheon'un karşısında yer alan bir büyük bir şey var, göz var. Yani orada bir o şeyini oradan alıyor, ışığını oradan alıyor. Remote dediğimiz uzak anlamına geliyor. Meis için kullanmıştık. Yunanistan'a en uzak ada demiştik. Derived from kelimesi bir iki defa geçti. Türemek demek. Bu from preposition ile kullanılıyor. Bu YDS YÖKTİL'e hazırlanan arkadaşlar bu kelimeyi unutmasınlar. First settler dediğimizde first demek ilk biliyorsunuz. Settler de yerleşen demek. Yani bu adaya yerleşen ilk kişiler. Reddish kelimesi de kırmızımtırak demek. Evet, az önce söylediğim gibi bu videoların sonundaydık. Bitirdik. İlginize teşekkürler. Bu da benim Meis'ten Kaş'a yüzdüğüm günün anısı. Bu resimde bir günlerim. Hoşçakalın. Görüşürüz.